Efendim herkese selam, yeni bir Never videosu diyemiyorum. Çünkü süper zekalı bir arkadaşımız, ismi lazım değil. Luigi veya Luigi Tendo veya gerçek adıyla o kadar da söylemeyeyim de şimdi o kadar elde edeyim. Yani sonuçta gerçekte bir şey yok, o oyun yani. Dedi bana, işte bu emülatörü silersen hiçbir şey olmaz dedim. Dediğini yaptım ve ne oldu? Hiçbir şey yok. Here we go. Yani şimdi Japon dünyasına kadar tekrar geleceğim. Bu arkadaş sayesinde işimiz biraz daha uzamış oldu. Neyse ben Japon dünyasına kadar geleyim. Yani yaklaşık 1-2 saat boyunca aralıksız oynamadan sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hayda, oyun kastı. Ya ben bunu kontrolünü ayarlamadım. Niye salak saçma yerlere gidiyor bu? Efendim hayırlı cumalar. Bugün 5 Mart Cuma. 3 günlük bir oynamamın ardından sağ olsun Luigi Tendo sayesinde buralara kadar 3 gün arayla gelmeyi başardım. Bir girelim bakayım burada. En son burada mı kalmıştım? Onu hatırlamıyorum da şimdi videoyu izlemeye üşendim. Zaten buraya oynadığımı da hatırlamıyorum. Bazı yerleri es geçtim. Buralara hızlıca gelebilmek için. Tam Japon var ya. Gerçi zaten burası Japon dünyası da. Güzel olmuş hani. Şahsen ben şuralar çatının köşelerinde bazıların kafaları falan olması yani gayet hoş durmuş hani. Böyle ince ayrıntılara bayılıyorum ya. Şuraya çıkılabiliyormuş. Güzel. Şuralarda bir şey yok. Yine şu Donkey Kong gibi diken top atarlar mı? Tuş niye basmıyorum da bir tuhaflık var. Ya harbi tuhaflık var bunda ya. Demek işimi zorlaştıran vatan aynı sensin ha. Ah. Bu arada Super Mario'nun bir simyacı olduğunu biliyor muydunuz? Tek ateşiyle karşı tarafı bir altına çevirebiliyor. Dertsiz bir şeyi değerli hale çevirebiliyor. İşte böyle. Hop hop. O içim yağlar eridi. Şurada güzel bir şey var mı? Oo güzel. Tesadüf esir. Olmamış gibi davranın. Problem yok. Bu kadar saçma olamazdı herhalde. Çok belli ediyor zaten kendisini. Şimdi. Daha da devasa merdiler. Sonracığıma daha zor ne gelecek merak ediyorum. Tuş mu basmıyor yoksa ben mi başaramıyorum anlamıyorum ki. Yok abi tuş basmıyor. Heh zahmet oldu. Şu boru fırlatacak. Çünkü öyle gösteriyor. Tabii fırlatmadan önce şurada gizli bir yer vardı. Kontrol edeyim. Sonra cam mantarını bulayım. Sonra onu heba edeyim. Nasıl fikir? Şurada gizli bir yer varmış gibi duruyor. Duruyor sadece o kadar. Sevgili 3. yıldız parı, sen nerede olabilirsin acaba? Ha, eski Japon bayrağı. Şimdi yanlış bir yerden git.
götürmesin beni. Ha yine aynı herif fırlatıyormuş. Tamam problem yok. Güzel. Tam gongun orada duruyormuş. Şimdi burası Japon dünyası olduğuna göre Japonya'ya ve Japon'a benzeyen nasıl bir düşman çıkabilir karşına? Tabii de 100 saniyem kalmış. He, sumo olabilir. Brosmo'dan görmüştüm ne? Olabilir. Oy. Abi vallahi büyüksün. Yalnız o gelişimle yaptığı çok salakçaydı. Yani Kami'yi nasıl mahvediyorsun? Vallahi yemin ediyorum gelişimle belki bir şeye benzersin diye düşündüm de pek bir şeyin olmadı. Umduğumu bulamadım senden. Giriş güzel. Gelişme işte sonuç ı-ı. Olur. Hop, yok mu bizim tarzanlığımız? Buralarda bir yerde de ayrıyetten şeyin olması lazım. Şey, tuş. Green switch. Yeşil değiştirici. Güzel, tam karşıda görünüyor. Mükemmel. Şimdi bunu sağ solla hareket ettiriyordum ben, değil mi? Ben bunu nasıl hareket ettiriyordum? 12 seconds later. Yok, yaramadı. Peki ben burayı bu olmadan geçebilir miyim? Geçebilirim şimdi. Niye o kadar zorladıysan kendim ben de bilmiyorum. Ama illaki bir yerde karşıma çıkacaktı. Ben bunu nasıl kontrol edeceğim ya? Yani? Bir dakika. Ha. Sen nereye gidiyorsun? Tabii ki de ikinci yerin hiçbir arasında. Yok arkadaş. Ben onu bir öğreneyim ya. Hop. Ah, tamam güme gidiyordum az kalsın. Hop. Bunu alamayacakmışım gibime geldi. Evet doğru düşünmüşüm. Ay abi. Bu kadar saçma bir şekilde ölmek de ne bileyim. Bakayım burada nasıl düzenek varmış. Güzel. Hızlı olmam gereken bir düzenek. O kadar hızlı olmam gerekiyormuş, gerekiyor. Hızlı olmam gerektiren bir şeymiş. Acaba kesin gizli bir yere gidiyor da. Neyse şuraya ben bir bitireyim. Güzel. Ben buradan var ya ne can kasarım. Bye bye. Fırla. Güzel. Sizler bana ne vereceksiniz bakayım? Şöyle güzel bir hediye vermeniz var mı bana? Güzel.
Canımı telafi etmiş oldum. Güzel, fazladan da bir kar elde ettim. Hatta düzce 81 selam olsun. Sen bana ne vereceksin acep? Ay neyse. Güzel, burası bana yaradı ya. Sen de hani yeşil değişti, yeşil düğmeye götürmüyormuş beni. Ama en azından güzel yere götürdüğü kesin. Bu bayrak diye kısa mı geldi? Bana böyle geliyor. Mario time. Köyün derinliklerine gitmiş olacağım. 4-5, 4-6 hangi taraf? Rooftop hop demiş. Köye bir girelim bakalım. Bu sefer ninja gibi çatıdan çatıya mı atlamam lazım? Güzel olur. Oh. Bu şey ne yokmuydu zaten? Bros burada. Gerçi video de vardı. Böyle dokunmasam bile. Dokunmasam bile zaten zıplatıyor seni. Daha çok can kaybetmeyi planlamıyorum ama biraz daha dikkat edersem der olacaktır. Şöyle. Ya boydan mı kaybediyorum? Lütfen bana bunu yapma. Şöyle yapayım ben de. Lütfen. O zaman ben büyük geri geleyim. Yeşil utangaç adamlardan nefret ediyorum. Şurada bir şey yapabilir miyim acaba? Oradan bir güçlendirici var mı? Yok, oraya yetişemiyorum. Hep boydan kaybediyorum. Mükemmel. Şurada bir tane blok var. Demek ki aşağıdan gidip. Oh no! Evet. Ha, girilmiyormuş o zaman. İyi, boşuna o kadar çaba sarf etmişim. Olsun, neyse. Öğrenmiş oldum. Oy. Aşağıdan gelsen %90 değil de %100 öleceğim zaten. Yanlış yere nişan atmış. Ama olmuyor ki böyle. Hah, tamam, bu sefer biraz daha dikkatli bir şekilde cam mantarımı. Ama senin. Yani belki güzel bir şeydir diye düşündüm de şu ana kadar zaten hiç yıldız parası da alamamışım. Mükemmel. İşte yeşil şey burada bir yerden mi gelecek acaba? Aşağıda bir şey var, uçurum var. Sen çok zeki bir şeye benziyorsun. Yani sadece benzememeye kalıyorsun, o kadar. Şuradan belki. Yok. Ya abi şaka mısın? Tomorrow. Vallahi klavyeye dönüyorum ben. Şükür. Senin işini bitireceğim. Bitireceğim dedim. Kesinleşti bu durum. Kesinleşti. Sen kimsin de bana diken top fırlatıyorsun bak. Lan üçüncüsünü almışım bir de. Biri iki tanesi, ben nerede kaçırdım acaba? Aha, meden okumayı olur. Şuradan benim güzel eşyalar almam vardır. Meden okuma evi D.
Ama hocam siz de iyice zorlaştırıyorsunuz. Zaten küçükler. Ama tabii ki de ben bunun üstesine gelmeyi başardım. Hadi bana güzel bir şeyler ver bakalım. Neler vereceksin? Güzel. Ya Rabbi şükür. Zaten koca koca kendini gösteriyormuş. Yıldız paralarını ben de önceki bölümde nerede kaçırdım ya? Oy 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 ha. Hiç de bir şey olmamış. Neyse olsun. Takım arkadaşına zarar da veriyormuş. İşime gelir. Bu ondan biraz daha büyük. Ama zarar verebiliyor muyum ben ona? Hayır. Güzel. Değil tabii ki de. Yalnız şu kara parçasının görünümü gemiye benzemiş. He bu utan ve devasa adamların neyden burada olduğu şimdi anlaşılıyor. Evi suyun altına batırmışlar. Sen çok hareketlisin ve bu benim gözüme batıyor. Telefonumdan geldi bu ses. Genelde burada bir yerde değil, gizli köşelerde olur da. Olursun şimdilik. Yukarıdan gidebilseydim iyi olabilir miydi diye düşünüyorum. Kesin ben bir yerlerde yıldız parasını yine kaçırdım ama. Veya... Şuralarda bir yerde var mıdır? Şurada ben yeterli ivmeyi kazanırsam oraya gidebilmişim gibime geliyor. Şimdi şu hop. İşte düşündüğüm şey buydu. İkinci misin sen? Aynen öyle. Moral motivasyon. Ne keşfettim bak. Ama. Size ben nasıl girebilirim? Ziyer neredesin sen ya? Lan gözümün önünde bir şey yapabildiğim yok ya, yok böyle bir şey. Acaba aşağıdan bir yerden mi gitmem lazım da? Ona da bakayım da aşağıdan gidecek yer yok. İleriden mi dönmem lazım? Gözümün önünde bir şey yapamadım ya. Aklım orada kaldı. Acaba? Evet. Üçüncü yıldız parası. İşte. Ya artık aklımdan çıktı. Adamı öldürmedi. Neyse. Sorgulamıyorum. Ha, gizli bir yer daha varmış da neyse. Önemli değil. Zaten girişim butona gitmem lazım benim. Ondan sonra o Yoshi evine geri döneyim. Ha müzik yokmuş zaten. Tamam. Ne demek canım? 91 can olmuş ama güzel. Müziği yok mu buranın? Super Mario Bros 3 kurbağası. Ama Mario'nun top. Tamamdır artık.
Yeşil boşluklar artık yeşil kutularla doldu. What? Bir tane yeşil yer vardı ya. Oraya kaçırmıştık hatta. Şimdi bir bakalım buraya. Evet, şaşırmadık. Yine bulamadım. Ben şu kara bulutların olduğu yere gideyim. Ne varmış orada? Yıldırım Köprüsü. Bu sefer güneş yerine bu var. İnşallah o güneş kadar zor olmaz. Çünkü o güneşle çok da iyi anılarım yok. Oy. Anlıyorum hocam. Senin mantığın Lakitu gibi olabilir mi? Seni bir öldürebilir miyim ben? Yoksa dokunduğum gibi beni kül eder misin? Valla dokunduğum gibi kül edermişim gibime geliyor. Bu savaş şartlarına rağmen macera devam ediyor. Aklıma ne geldi? Bu vatandaş tam buraya geldiği zaman üzerine yıldırım bir düşürürsem vazgeçtim. Küçülmeye göze aldım. Dışarıda çok pis yağmur yağıyor. Güzel. Ya şu kuşu serbest bırakmayın diyorum. Şurada gizli bir yer varmış gibi geliyor. Sadece gibime geliyormuş. Lan Tuzoran kulaklığı yeme. 100 lira verdim ben ona, biliyor musun? Senden daha pahalı. Ne demek benim yemem? Sınavdan da bizim... Neyse. Şuraya giremiyorum. Sen bir gelsene, ben sana 100 oldum. Anladım. Teşekkür ederim. Madem dokununca ölüyorsun, ölüyorum daha doğrusu. Sana ateş etsem. Senin zümrüt dönerek zıplamıyor. Zıplamıyor muydu yoksa? Zıplamıyor, şey hiçbir türlü. Day 3. Tamam, şimdi sen beni madem elektriğin de öldürebiliyorsun, hadi sen ateş topunu bir öldürmeyi deneyeyim mi? Ateş topu da işe yaramıyor, anladım. Sen ölümsüzsün. Şurada bir yıldız olsa da ben de seni bir kısaltsam, ah ne iyi olurdu. Şu spinlerde bir artık... He? Yıldırım gelince en ufak moda mı geçiyormuş? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Öldür beni, öldür, öldür. O sarmaşığın nereye gittiğini öğrenmem lazım. Küçül, küçül. Nasıl kötü oldu. Oradan yukarı çık diyor. Bakalım yukarıda bizi o gökkuşağı karşılayacak mı? Bulut gökkuşağı, her neyse. Üçüncü iniş, ikinci neredeydi acaba? Neyse ben şu bölümü bitireyim de. Hayda. Hop. Allah.
musiki sorusu. Soruları. Gittikçe zorlaştık. Ondan sonra bana bütün müziği söyletecek ve ben de bilemeyeceğim. Lütfen basit sor. Bir, iki, üç. Güzel. Ya sen geri zekalı mısın? Ha. Deret. Ya. Deret deret deret. İyi misin? Şükür yani ne diyeyim. Efendim bir sonraki bölümümüz olan bu neresiymiş? O Samuray Kalesi ve şu Samuray gemisinde bir sonraki hafta devam etme dileğiyle esen kalın efendim.